Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün yine sizlerle harikulade bir çizgi roman incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Daredevil'ın Born Again adlı çizgi romanını enine boyuna yatıracağız ve incelemeye alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Asıl beğendiniz mi arkadaşlar yeni girişimi? Hani YouTuberlar böyle şimşak şimşak giriyorlar ya, ben de bugün öyle gireyim dedim sizlere. Umarım etkili olmuştur, daha böyle enerjik olsun diye. Ha? Daha böyle bir karizmatik, enerjik, her şey çok güzel. Hayırlı cumalar diliyorum ve bugün yine dediğim gibi harikulade bir çizgi roman incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Daredevil Born Again diyoruz arkadaşlar. Daredevil'ın şüphesiz ki belki de gelmiş geçmiş en sağlam hikayesidir arkadaşlar, Born Again. Şimdi tabii ki hikayenin içeriğine geçmeden önce sizlere biraz hikayeyle ilgili böyle bir, daha doğrusu hikayenin gerisiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. O dönemlerde aslına bakacak olursanız bu hikayenin ismi Born Again değildi, fakat bu hikaye ileriki yıllarda cilt halinde çıktığı zaman bu hikayenin adına Born Again koydular. Aslında bakacak olursanız bu hikaye yaklaşık 5-6 sayı boyunca Daredevil'ın o dönem Marvel Comics'ten çıkan serilerinde süre giden bir hikaye, öyle söyleyeyim size. Ve yıllardan 1986 arkadaşlar. Ne oluyor 1986 yılında? 1986 yılında arkadaşlar o dönem uzunca bir süre Daredevil çizgi romanını yazan Danny O'Neill Marvel'in patronuna gidiyor ve diyor ki ben artık Daredevil'ı yazmak istemiyorum kardeşim. Ben tası tarapalı toplayıp gideceğim. Ona göre deyip haber veriyor ve bunun üzerine Marvel tabii ki Daredevil'ın mevcut olan çizgi romanını devam ettirebilmek için bir yazar aramaya başlıyor. Ve ararken de Frank Miller geliyor karşılarına. Frank Miller tabii ki hepimizin çok yakından tanıdığı bu bizim meşhur Dark Knight Returns ve onun yanı sıra yine Sin City gibi harikulade çizgi romanları yazmış olan meşhur yazarımız Frank Miller. Ve Marvel tabii ki Frank Miller'a bunu teklif ediyor, Daredevil yazmasını. O da hay hay diyor, tamam diyor. Ve şöyle yeniden bir başlangıç olması babında 227. sayıdan itibaren Frank Miller yazmaya başlıyor Daredevil'da ve dediğim gibi bu Born Again hikayesi aklında bir anda ortaya çıkıyor. 227. sayıdan 233. sayıya giden bu hikaye arkadaşlar Frank Miller tarafından yazılmış ve bunun yanı sıra da David Massachusetts diye bir enteresan İtalyan soyadı olan bir çizer tarafından çizilmiş bir hikaye arkadaşlar. Gelelim hikayemize arkadaşlar. Hikayemizin background'ı bu, geçmişi özetle. Ama hikayemizin içeriğine gelecek olursak arkadaşlar, hikayemiz şu şekilde gelişiyor. Hikayemizde işte başlangıçta Karen Page, yani kimdir bu? Karen Page bizim Daredevil yani Matt Murdock'ın avukatlık bürosunda bir sekreter, aynı zamanda Matt Murdock'ın kız arkadaşıdır. Ve bu kız arkadaşı bir süre sonra şirketi bırakır ve şirketi bıraktıktan sonra kendisi başka kariyerler peşinde koşmaya başlar. Kariyerler peşinde koşarken kötü yola düşer arkadaşlar. Kendisi uyuşturucuya alışır. Uyuşturucunun yanı sıra da Meksika'ya gider ve Meksika'da iyice kötü yola düşen Karen Page bir şekilde bizim Kingpin'in dikkatini çekecektir ve Kingpin bu bayanı bir şekilde bulacak ve ağzından bütün baklaları alacak Matt Murdock'la ilgili. Ve bunun sonrasında tabii ki de Matt Murdock'la ilgili almış olduğu bir takım tiyolar sonucunda Kingpin dolaylı yollardan yani kendisini belli etmeden başkalarının aracılığıyla Matt Murdock'a kanun hükmünde bir takım saldırılarda bulunur ve Matt Murdock'ın elinden avukatlık unvanı, her bir şey alınır. Bir nevi Matt Murdock bildiğiniz bir çıplak adam haline gelir. Ve işte hikayede bu noktada başlar arkadaşlar. Matt Murdock bundan sonra bir adalet arayışının içine girecektir ve tekrar kaybettiklerini elde etme mücadelesini yapacaktır. Ve tabii ki de bu esnada yine Kingpin kendisine çelme takmaya çalışacaktır. Ama en nihayetinde tabii ki kazanan bizim Daredevil olacaktır. Hikayenin özeti bu arkadaşlar. Tabii ki detaylarına girip burada sizlere spoiler vermiyorum. Ama anladığınız gibi hikaye aslında bakacak olursanız bizim bu Netflix'teki Daredevil 3. sezonunda yapılmak istenendi. Fakat ne yazık ki Frank Miller'ın Born Again hikayesi gibi dizi film olmadı.
Ama dediğim gibi hikaye çok güzel arkadaşlar. Gerek çizimleri olsun gerek hikaye olsun. Hakikaten bugün çizgi roman evreninde yer etmiş harikulade eşsiz bir hikayedir arkadaşlar. Şimdi hikayeyle ilgili bir takım konulara gelelim. Öncelikle hikayenin en belirgin taraflarından birisi arkadaşlar. Hristiyanlık öğelerinin çok fazla öne çıktığı bir hikaye. Bunu sadece tabii ki ben değil, bütün bu hikayeyi okuyanlar, bütün editörler bunu söyleyip duruyor. Yani Daredevil Born Again hikayesi çok fazla dinsel öğeler içeren bir hikaye. Öyle söyleyeyim size. Ama tabii ki bunu okuyabilirsiniz. Bunda herhangi bir zarar yok. Bir de bunun yanı sıra arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu hikayenin ilk sayısı çıktığı zaman bu hikayenin ilk sayısı 2001 senesinde arkadaşlar Marvel'in en iyi 100 sayısında 11. sırada yerini aldı arkadaşlar yapılan oynamalar sonucu. Ve yine tabii ki çok fazla çeşitli editörler, çeşitli ödüller alan bir çizgi romandır arkadaşlar. Born Again. Şu anda elimde bu çizgi romanın arkadaşlar herhangi bir cildi yok. Ben bu çizgi romanı buraya geldiğimde, Amerika'ya geldiğimde ilk geldiğim dönemlerde okumuştum. Harikulade bir çizgi roman. Bir kere onu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim. Tabii ki çok genç arkadaşlarımızın hakikaten belki de anlamakta güçlük çekecekleri, biraz da ağır bir draması olan bir hikaye. Bunu da buradan belirteyim. Yani ondan sonra hani çok genç arkadaşlarımız okuyup da abi ne kadar ağırmış falan demesinler. Ama dediğim gibi gerçekten güzel bir hikaye arkadaşlar. Türkiye'de bunun Türkçesi var mı yok mu henüz bilmiyorum. Fakat dediğim gibi bir yerlerden bulabilirseniz mutlaka Born Again'i alın. Bildiğim kadarıyla Born Again'in hem yumuşak kapak hem de sert kapak versiyonu mevcut. Fakat sert kapağının şu anda Amerika içerisinde söyleyeyim 30-40 dolarlardan gittiğini biliyorum. Ama dediğim gibi yani bir şekilde bulursanız bulun okuyun. Artık dijitalini okuyun veya dijital olmayan normal kitabını okuyun. Ama bir şekilde okuyun arkadaşlar. Hakikaten Daredevil Born Again okunulası harikulade bir çizgi roman. Tam bir Frank Miller yapıtıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlere böyle biraz daha canlı, biraz daha yüksek tempolu geldim. Yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman dediğim gibi üye değilseniz henüz üye olmayı unutmuyorsunuz. Videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve sürekli olarak beni takipte kalmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın diyorum. Tebrikler. Videomu başından sonuna kadar izledin. Ama mutlu olabilmen için hala 5 elemente ihtiyacın var. Bunlardan ilki kanalıma abone olmak. İkincisi videolarımı beğenmek. Üçüncüsü videolarımı paylaşmak. Dördüncüsü videolarıma yorum yapmak ve beşincisi de keyfine bakmak.